Şekersiz, sütsüz, ilave yağsız, yumurtasız, vegan ve glutensiz diyetetik diyebiliriz. Bunda olmadığı için zaten glutensiz dedik. Bir tatlı, hatta belki pasta tarifi, ilave süslerde pasta da olabilir. Şimdi bir bardak tahin, bir çay bardağı, bir buçuk şu ölçüyle su bardağı da hindistan cevizi rendesini karıştırdık bir güzel kasede ve yağlı kağıttan bir kaba böyle sıkıştırdık. 5-6 kişilik olduğu için biz 2 kapta yaptık, 2 kişi yiyeceği için. Bu bir tarafta bekliyor dinleniyorken. Öte yandan biz burada ne yaptık? Yarım su bardağı badem öğüttük. Yarım su bardağı badem. Bir çorba kaşığı. Bazı diyetlere uygun ama besleyiciliği ve kalori değeri yüksek olan pastamızı şöyle hazırlamıştık. Önce Hindistan cevizi rendesi ve tahini karıştırıp bir kapta bekletmiştik. Diğer kapta, şu an görülen kapta, 2 elma, kakao ve tarçın ve de tabii badem unuyla birlikte karıştırıp diğer malzemenin üzerine koymuştuk. Biz tadı daha iyi olsun diye damla çikolata ve hurma şurubuyla tadını zenginleştirmiştik. Sonra da 2 saat boyunca derin dondurucuda bekletmiştik. Biraz da buzdolabının normal raflarında dinlendirmekte fayda var. Tatlımızı, pastamızı kaptan alıp çevirdiğimizde böyle bir manzara ortaya çıktı. Sıra süslemeye geldi. Beyaz renkli görünüm olduğuna göre zıt renkle süsleme yapmak gerekiyor. Yine kakao serpintileri, yine Hindistan cevizi. Koyu tarafından olursa Hindistan cevizi veya yeşil fıstık olabilir. Deneyelim. Artık göz zevkinize, damak zevkinize göre süslemeler yapılabilir. Biraz daha kakao. Zaten pastanın içinde kakao olduğu için belki acı olabilir, acısı fazla gelebilir diye vazgeçtik. Böyle servise hazır hale getirdik. Afiyet olsun. Bismillahirrahmanirrahim diyerek şekersiz tatlımıza ya da ne bileyim biz özel günümüzde bunu yapmayı uygun gördük. Şimdi deneyeceğiz. İlk deneme için fena değil diye umuyorum. Şekersiz, glutensiz beslenme anlamında çok lezzetli bir çay yanı yiyeceği, tatlısı, hatta pastası olmuş diye düşünüyorum. Herkese afiyet olsun, öneririm. Hem yorum yapıyoruz, hem tartışıyoruz, hem de yiyoruz. En başta beğenmedim işaretleri yapanlar da bayıla bayıla yiyorlar. Siz olun, deneyin. Bademler, Hindistan cevizi, kakao ve özellikle de benim açımdan kakao ve tahinin uyumu, o tatları hissetmek çok cezbedici. Keyifle yiyorum. İnşallah sizler de seversiniz. Hep ben çok sevdim ama herkes benim kadar sevmeyebilir. Tahin tadı beni çok çekiyor. 1-2 saattir dışarıda bekliyor. Bence o kadar hemen servisten evvel buzdolabından çıkmalı. O açıdan beğeniye göre değişir ama öneririm, tavsiye ederim. Gayet keyifle yenebilir diye düşünüyorum. Yok, yumurta yok. Doğrudan yağ yok, efendim şeker yok, un zaten yok. Pasta bir kek görünümü var. Güzel bir kazanım. Görürüz ki biz hurma şurubu katmasaydık belki bu kadar lezzetli olmayabilirdi. Adını hissetmek anlamında.
Belki de bizim elma ufaktı, belki de şekerli değildi. Çünkü şekerli elma olması önemli. Tat da vermesi gerekiyor. Meyve tadı düzeyinde de olsa, rafine şeker olmasa bile. O anlamda bu noktalara dikkat ederek belki muz daha bir kıvam verici olabilir diye de düşündük. Eklenebilir. Yeni denemelerde size kolaylıklar diliyoruz ve afiyetle.